Başkanım, bir resim çekilebilir miyiz? Evet. Başkanım, hoş geldin. Eyvallah. Tabii. Gurur duyuyorum sizinle. Tabii. Başkanım, ne olur bence lütfen. Oradan devam edelim. Başkan. Abla, telefonu bak. Ablam şeyde videoda çeker misin? Hayır, ben çektim efendim, buyurun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok seviyorum. Biz bedesten geliyoruz zaten. Sağ olun. Kurban. Acaba neredesin? Ay kurum. Ya. Ay kurban olurum, kurban olurum. Ben seni bekliyorum. Ay kurban olurum. Sağ ol, teşekkür ederim anneciğim. Bak bir fotoğraf çektirdim. Ay çektireceğim ben, neredesin? Senin anana babana kurban oluyorum. Ay, sana. Sağ ol güzel anne. Kolları sıvandım. Sen çek kız çek. Tamam çek. Tamam. Ay ağlama güzel annem, güzel annem. Tamam benim. Tamam anneciğim. Ay bizim her şeyimizdi. Sağ ol kurban olurum. Ay. Güzel anne. Dua et bana. Etmem olur mu? Tamam. Ay, televizyondan gidemiyorum ben. Ay sağ ol güzel anneciğim. Ay yavrum benim canım. Seni büyüten anaya kurban oluyorum. Sağ ol anneciğim. Anneciğim. Dua anneciğim, et. Anneciğim. Ay hadi. Anneciğim. Tamam. Seni ben çok sağ Üsküdar'a geldim, göremedim seni. Gene buluşuruz değil mi? Canan. Allah, İbrahim'den geçirdim. Ay öyle mi? Canan çeksene. Hadi. Verin bana hanımefendi, verin bana. Hadi çek, bir çek. Ay çeyim tamam. Ayaklısın. Gel bu sağımı alayım seni. Tamam, tamam hadi. Evet. Yavrum benim, canım kurban olurum. Başkanım. Bak geliyor. Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Daha güzellerini yaptılar. O kadar tatlısınız. Başkanım. Tokatköy, Beykoz Tokatköy. Herhalde. Sizler için her şey. Sağ başkanım. Teşekkür ederim. Bir sarılabilir miyim? Çok, çok, çok tatlı bir mesaj mı? Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Tam yol ileri. Aile kuvveti. Bizi görelim dedi. Evet. Kardeşim hayırlı olsun. Başarılar. Hoş geldiniz başkanım. Bol lezzetli günler. İşleriniz bol olsun. Devam edeceğiz. Nasılsınız? İyi başarılar. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Başarılar dileriz. Kameraların pozisyonuna göre böyleyim. Lütfen affınıza sığınıyorum. Yoksa ayağa kalkmayı arzu ederdim. İster istemez böyle ev sahibi olan Beykozluların misafirperverliğiyle bugün masada bana eşlik eden çok güzel genç hanımefendiler ve bir delikanlı arkadaşım. İki delikanlı. İki delikanlı var da bir tane de orada var, tamam. Bizim yurtlarımızdan misafirlerimiz bugün, Beykoz'da misafirlerimiz, aslında onlar da ev sahibi. Öğrenci yurtlarımız ve öğrenci yurtlarımızda şu anda 5200'e yakın kapasitemiz var. İnşallah 6000'i bu yaz sonu itibariyle Eylül'de bulmayı planlıyoruz. Biz o kadar çok şeyi sıfırdan aldık ki, yani tabiri caizse hep sıfır, kreş sıfır, öğrenciye burs verme sıfır. Öğrenci yurdu sıfır yatak. O kadar çok şey sıralayabilirim ki, yani mesela bir anne kart diye bir uygulama yoktu, sıfırdı. Birçok konuda böyle bir durum vardı. Birçok birimimizi açtık, istihdam ofisleri hiç yoktu. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Mesela istihdam ofislerinde 200 bine yakın insan, özellikle büyük oranda gençler iş bulabiliyor. Gençlerimiz Anadolu'nun, Trakya'nın muhtelif yerlerinden geliyorlar ve burada gerçekten dileriz ve isteriz ki öyle hissetsinler. Evlerindeki bir konforu burada da aslında yaşıyorlar, yaşatmaya çalışıyoruz. Elbette ki ailelerini özlüyorlardır ama büyük oranda biz onların konforunu sağlayarak, onların büyük bir güvende kendilerini hissettikleri ortamda okul yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz. Bugün Beykoz'dayız. Beykoz'da güzel bir tur yaptık aslında. Hem Paşabahçe'de pazar ziyareti yaptık. Aynı zamanda bu denizde, boğazın hemen kıyısındaki siloları bilirsiniz. Yani geçmişten bugüne
akaryakıt depoları, siloları, petrol ofisi ait görünen o tankları belki de dünyada çok özel bir konuma kavuşturuyoruz. Boğaz'daki biliyorsunuz yapı yapmamız mümkün değil. Boğaz'ın koruma mevzuatına uygun hareket etmek zorundayız. Ama mevcutta var olan bu siloları muazzam bir dönüşümle ve arkasında bulunan bir kısım yapıları da hem güçlendirerek hem de yeni fonksiyonlar kazandırarak çok güzel alanları orada Beykoz'umuza kazandırıyoruz. 30 bin metrekareye yakın bir alanı çok detaylı çalışmalarla, yani şöyle söyleyeyim, örneğin 8-10 bin kişilik bir konser etkinlik sahasında yine çocuk oyun alanları, dijital sanat merkezi, eğitim merkezi, yine bir silomuzu da, iki silomuzu da çok özür dilerim, iki silomuzu da dijital müzeye dönüştürüyoruz. Uluslararası bir müzeyle işbirliği yaparak bunu yapıyoruz. Aynı zamanda doğa tarihini anlatan çok özel bir, yine dijital bir müzemiz var. Yine bir bel tur orada hizmete açılıyor. Bir bel tur açılıyor. Çok şık bir kütüphanemiz, 850 metrekareye yakın çok güzel bir kütüphanemiz hizmete açılıyor. Özellikle burada Beykoz Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, hatta Boğaziçi'nin belli bir bölümü kolaylıkla bizim o kütüphanemizden faydalanabilecekler. Hemen Çubuklu İskelesi'nin oradayız aslında. Yine o bölümde bir sanat atölyemiz olacak. Burada özellikle metal üzerine heykel tıraşların bir çalışma atölyesini kuruyoruz. Çok özenli bir sanat buluşma noktası. Oranın sonuna yaklaştık. İnşallah Mart'ın yarısına gelmeden orada çok güzel bir açılışla İstanbullularla buluşacağız. Yine birazdan 10 Çeşmeler Meydanı'nın inşaatını kontrol edeceğim. Özellikle o keşmekeş halindeki meydanı inşallah çok nizami ve çok temiz bir meydana, özellikle sahilde buluşma noktasında bütün engellerin kalktığı ve Boğaz'la böyle iç içe çok keyifli bir meydanı sizlerle buluşturacağız. Yine buraya gelmeden Boğaz'da yine çok yakın Beykoz merkezine orada bir bölümde de çok şık bir bel turumuzu da Boğaz kıyısında şu anda yapıyoruz. O da Mart ayında bitiyor olacak. Bugün bu dediğim yerleri gezdim. Elbette hizmetlerimiz bunlarla sabit değil. Ama bugün olan yerleri dolaştık. Şunu söyleyeyim. İstanbul'da birçok ilki yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Unutulmuş, terk edilmiş ya da bir kenara itilmiş. Hangi insanımız varsa, hangi kesim varsa onları hatırlayan, onlara hizmet üreten ve onları asla ıskalamayan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Siyasetin bir araç olduğunu, asla amaç olmadığını ve hizmet için bu aracı en ahlaklı, en nitelikli bir biçimde yolculuğumuza ışık tutan bir şekle dönüştürdüğümüzü, insanlara hizmet eden olmayı hedeflediğimizi, insanların inanın oyunu değil, önce sevgisini ve saygısını kazanmayı ilke edindik ve bu ilkelerle 5 yılı aşkın süredir İstanbullularla, kıymetli hemşerilerimle çok sıcak bir temas içerisindeyiz. Bugün de bu güzel mekanı ilk gelip ziyaret ettiğimde yaklaşık 2-2,5 sene boş kalmış. Çünkü burada bir kiracı ya da bir süre sonra işgalciye dönüşmüş bir özel işletme vardı. Onların hukuki süreçleri, burayı boşaltma süreçleriyle beraber uzayan zaman diliminden sonra boşaltıldıktan itibaren biz burayı ziyarete geldik ilçe başkanımızla birlikte. Ve o ziyaretimizde
meclis üyeleri, heyetimiz hep beraber konuşmuştuk. Bir an önce burayı Beykozlulara, İstanbullulara kazandırmalıyız. Çünkü gerçekten muazzam bir alan, çok tarihi bir ormanın çok güzel bir köşesi. Burada yine hem dışarıdan gelen hem Beykoz'daki dostlarımızı İstanbul'un en uygun tarifesiyle, en şık ve en kaliteli ürünleriyle misafir eden sosyal tesislerimizin yine en çok misafir ağırlayan noktalarından birisi olmasını arzulamıştım. Arkadaşlarım beni mahcup etmedi çünkü ben bunu hemen 2024'ün ilk aylarında istiyorum demiştim. Bugün itibariyle yoğun çaba, emekle burayı açtılar. Bütün emeği geçen herkese, yöneticilerimize, elbette mimarımız da hemen karşımızda, onun da çizgileriyle güzel bir tasarımla Beykoz'umuza ve İstanbul'umuza buraya kır bahçesi mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz buraya? Halkın bahçesi. Tamam, ne güzel. Bazen vatandaş adı buraya. Halkın bahçesi, sosyal tesisleri. Güzel. Dilruba başkan buranın, Dilruba. Dilruba. Dilruba kır bahçesi. Farklı düşünceler var. Kır bahçesi olsun. Tamam, şimdi herkes fikrini yazsın. Herkes fikrini yazsın, Aydın abiye versin, o elesin, bize versin. Kesin. Kendi dediğini yazacaksın değil mi Aydın abi? Peki. Şimdi bu gördüğünüz mekanı hizmete açmanın keyfini yaşıyorum. Ve bugün burada bir sohbet ederiz ve bir arada gençlerimizle hasbihal ederiz demiştik ama burası çok kalabalık bir sıcaklığa kavuştu. Ben bugün bizi burada yalnız bırakmayan bütün Beykozlu hemşerilerime, dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abi sen ayakta durunca ben rahatsız oluyorum. Buraya gelebilirsiniz. Şimdi, tabii bugün yalnız gelmedim. Aramızda İnşallah 1 Nisan itibariyle hep birlikte ortaya koyacağımız emekle bir Beykozlu'yu, Beykoz'un değerli bir mimarını, yerel yöneticisini bu 2024-31 Mart seçimlerinde Beykoz'daki belediye başkan adayımızı, yol arkadaşımı Alaaddin Köseler Başkanımızla geldim. Ona başarılar diliyorum. İnşallah 1 Nisan'da Beykoz'da iktidar olarak Beykoz'a uyaracağız. Değerli dostlar, önümüze bakacağız. Çok çalışacağız. Şimdi arkadaşlarım yolda gelirken, şimdi gün içinde artık şeye dönecek biraz siyaset. Taş atmalara, onlara cevap vermelere falan. Dediler ki Sayın Kurum, malum İstanbul Belediye Başkanı adayı rakibimiz bir şey söylemiş. Yani İstanbul bütçesinden bir pay ayırsaydı da 1000 tane konut yapsaydı Hatay'a diye. Önce şunu söyleyeyim. Şayet gidebilirse, tabii bilmiyorum. Gidebilirse Hatay'a gitsin. Orada deprem sonrası sadece Hatay'da değil, diğer illerde de çok katkımız oldu ama özellikle Hatay'da görevli olduğumuz için orada neler yaptığımızı yüz binlerce Hataylı dostumuza, kardeşimize, vatandaşımıza, hemşerilerimize İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl hizmet ettiğimizi gider sorar, vatandaşlarından cevap alır. Daha yeni yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı çok değerli bir geçici barınma merkezini açtık. Yine şu anda bir liseyi de inşa etmek üzere temelini açtık, temelini attık ve inşallah önümüzdeki eğitim dönemine aylar sonra bitirip teslim edeceğiz. Hala hizmetlerimiz devam ediyor. Çok işler yapılması gerekir.
kendi sorumluluklarını savurmak isteyenler ancak böyle taşlar atabilir. Bence Ekrem İmamoğlu ile uğraşacağına Maltepe'de, Tuzla'da, Güngören'de 5 yıldır, 7 yıldır, 6 yıldır bitiremediği ve milletin feryatları kapımıza kadar gelen insanlarıyla duyduğumuz konutları bitirip bir an önce teslim etsinler. Bir de buradan duyuruyorum, benim açıkladığım, söylediğim, geçmişten bugüne yaptığımız, 16 milyon insanımızla beraber tasarladığımız her projemizi kendi projesi gibi anlatabilir. Zaten anlatıyor, ben bundan rahatsızlık duymam, mutlu olurum. Bizim çünkü her projemiz halkçı belediyeciliğin, demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini içerir. Aynen buradaki genç arkadaşlarımızın yurtları gibi. Duyuyorum ve biliyorum ki bir kısım projelerimizi geçmişten bugüne yaptığımız ve şu an açıkladığımız projelerimizi ilan ediyorlar hemen hemen her gün. Zannediyorlar ben bundan alınganlık göstereceğim. Hayır, bilakis mutlu oluyorum. Mümkünse bizim bu projelerimizi allandıra ballandıra anlatsınlar. Sonuçta 1 Nisan'dan itibaren zaten ne kadar anlatırsa anlatsın o projeleri biz yapmaya devam edeceğiz. O yolculuk bizi mutlu yollarımız olacak. Milletimiz 16 milyon insanımızın kazanacağı bir seçim yolculuğuna gidiyoruz. Temennimiz ve arzumuz bu memleketin her bireyinin birbirini sevgiyle, saygıyla karşılaştığı ve karşıladığı bir huzur ortamı. Bu memleketin her insanının değerli olduğunu hissettiği bir ortam. Siyasi ayrımcılığın olmadığı, etnik kimliğin ayrımcılığa uğramadığı ya da inançların vesaire kim olursa olsun bu ülkede bu şehirde yaşayan 100 kişilik, 500 kişilik, 1000 kişilik bir grup bile olsa o grubun bütün hassasiyetleri bizim hassasiyetimizdir. Yöneticilik böyle bir şeydir. Devlet kültürü böyle bir şeydir. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz bize bunu öğretmiştir. Hele hele Cumhuriyet'le birlikte bizim devlet geleneğimiz taçlanmıştır. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Çok değerli bir söz bu. O bakımdan kimseyi dışarıda bırakmayan bu sistemin hem Yılmaz Bekçileri olacağız, hem bunu geliştiren en üstün demokrasiyi şehirlerimizden başlayarak ülkemizin her sathına yayan, en doğru, en güçlü, en bağımsız, en özgür şekliyle yetişen gençlerimizin meslekleriyle beraber bu ülkede bütün özgün fikirleriyle, yaratıcılıklarıyla ülkemizin geleceğini hazırlayan bir süreci hep birlikte yakalamak ve yaşamak istiyoruz. Bu yolculuk güçlü bir yolculuktur, cesur bir yolculuktur. Bu yolculukta başarının dışında ruhumuzda hiçbir düşünce yoktur. Bu işin arkasında biz 16 milyon insanımızı hissediyoruz. Belki birileri arkasında sadece bir kişi hissediyor ama bizim 85 milyon, 85 milyon. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Ama biz buradan özellikle şunu söyleyelim. Evet, 86 milyon insanımızın arkamızda olduğu, 16 milyon insanımızın arkamızda olduğu bir süreç. Biz bir tek onlara yüzümüzü döneriz. Onlardan bilgi alırız. Onlarla paylaşır. Onlara hesap veririz. Birileri devam etsinler bir kişiye hesap vermeye. Biz 16 milyona, 86 milyona hesap vermeye devam edeceğiz. Sosyal tesislerle ilgili son not önemli bir şey bu. 2023'te 17 milyon vatandaşımız rekor kırarak sosyal tesislerimizden faydalandı. 17 milyon insanın özellikle bizim yerlerimize rağbet göstermesinde tabii ki kalite var. Tabii ki çok şık mekanlar açtık. 9 yerimiz açıldı 2019'dan bu yana. Örneğin Haliç'teki yerimiz çok özel. Haliç'teki yerimiz şöyle özel. Orası bir kurumumuzun, birimimizin bir bölümüydü. Orayı gördüğümde burası vatandaşa yakışır dedik ve vatandaşın bir sosyal tesisine dönüşmesini arzu etmiştim. Arkadaşlarım bu dönüşümü hızlıca yaptılar ve şu an
neredeyse birinci sırada rekor kıran bir yer. Şimdi burası keza bir işgal altındayken sosyal tesise dönüştürdüğümüz bir yer. Şimdi sıra Göztepe Parkı'nda yine bir kurumumuzun kullandığı bir yer var. Oraya göz diktim. Yeni dönemde orayı da vatandaşa açacağız. Dolayısıyla vatandaşın en verimli kullandığı yerlerden birisi sosyal tesislerimiz. Ama bu kadar insanın gelmesinin altında bir de ne yazık ki ekonomik kriz var. İnsanlarımızın yoksullaştığı bir ortam var. Bu yönüyle de bu yerlerimiz eğer nefes aldırıyorsa insanlarımıza ne mutlu bize. Aynen kent lokantaları gibi ki 3 tane daha kent lokantasını arkadaşlarım hazırlıyor. İnşallah tabii devam edeceğiz. Şimdi 3 tane daha açıyoruz. Sanıyorum biri Arnavutköy'de. Sultan Gazi çok yakın açılıyor. Bir tane de Tuzla'da var. Beykoz'a da inşallah açacağız. Açacağız. Burada 4 tane de üniversitemiz var. Onun için onlar için de açacağız. İnşallah bu güzel hizmetlerle halkımızı düşünen hizmetlerle yola devam edeceğiz. Bu zor günleri atlatacağız. Bizim önümüzdeki yıllarda esas hedefimiz halkçı kavramlarla esas hedefimiz milletimizi yoksullukla sınav verdiği bir Türkiye değil. Zenginlikle mutlu yaşadığı bir Türkiye var. Onu söyleyeyim. O bakımdan inşallah bu talihsiz yönetimden memleketimizin ekonomisini de kurtarırız. Onun da zamanı gelir. Yolumuz açık olsun. Mutlu oldum. Ben çok konuştum. Gençlerimizin böyle karşısında konuşmaktan elbette mutlu ve heyecan duyuyorum. Heyecanlıyım. Bu heyecanımız yüksek olsun. Heyecanımız yüksek olunca yolumuz uzun oluyor. Ondan sonra da her şey çok güzel oluyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.